Türkiye'deki tiyatro gruplarından biri olan İstanbul Impro Almanya'nın kendisini davet etmesine rağmen vizeden red yediklerini söyledi. İstanbul'daki tiyatro gruplarından biri olan İstanbul Impro, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek olan doğaçlama olimpiyatlarına katılmak için bir davet aldı. Türkiye'yi temsilen Almanya'ya gelecek olan tiyatro grubu vizeyi geçemedi. Davet edilen tiyatro grubunun iki üyesi henüz vizeden randevu dahi alamadı. Tiyatro grubu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özellikle sanatsal etkinliklere katılacak sanatçıların vize prosedürlerinin daha kolaylaştırılması gerektiğini söyledi. Grup yetkilileri çağrıda bulunarak bu konuda bir adım atılması gerektiğini savundu. Yapılan açıklamada şöyle denildi. Tiyatro İstanbul Impro oyuncusu 3 üyemiz Almanya Münih'te yapılacak olan doğaçlama olimpiyatlarına Türkiye'yi temsil etmek için davet edildi. Fakat ülkemizde uzun zamandır yaşanan vize krizi nedeniyle olimpiyatlara davetli iki oyuncu hala vize randevusu daha iyi alabilmiş değil. Özellikle sanatsal etkinliklere davet edilen sanatçıların vize prosedürlerinin kolaylaştırılması gerektiğine inanıyor ve yetkilileri bu konudaki adımları bir an evvel atmaya davet ediyoruz. Oyuncuların, sanatçıların ilgili kurumlardan aldıkları davet yazıları, mesleki belgeleri ellerinde mevcutken Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu konuda kolaylaştırıcı rol oynaması gerektiğini düşünüyoruz. İşte tiyatro grubunun açıklaması bu şekilde. Tabii bunun birçok sebebi bulunuyor. Birinci sıraya belki dünyadaki göç hareketini yerleştirebiliriz. Düzensiz ve sınırsız bir göç hareketi bunda etken. Ama ikinci olarak en önemli etken Türkiye'nin maalesef şu an bulunduğu ekonomik şartlar, zorluklar ve ülkede yaşanan bir takım siyasi durumlar bizi bu hale sokuyor. Maalesef ki Avrupa'ya vize başvurularında İkinci sınıf vatandaş durumuna düşüyoruz. Bildiğiniz gibi Almanya'dan vize için randevu almak zaten çok zor. Ancak randevu aldıktan sonra da iş bitmiyor. Buradan da geçmek ayrı bir zorluk ifade ediyor. Her yıl Almanya on binlerce vize başvurusu reddediyor. Yapılan araştırmalara göre red oranı %25 ile %30 arasında değişiyor. Bu da her 4 kişiden birinin Almanya'dan vize alırken red yediğini gösteriyor. Şimdi bu durum İstanbul İmpro'ya özgü değil maalesef. Örneğin 2 Aralık 2022 yılında Özcan Deniz Berlin'de bir konser düzenleyecekti. Ancak vize başvurusunda bulunmasına rağmen bir sonuç alamadı 2 Aralık'a kadar ve konseri ertelenmişti. Keza sanatçı Volkan Konak geçen sene Almanya'dan iki kez vize reddi aldığını açıklamıştı ve bu duruma isyan etmişti. Vize reddi aldığı için konserini iptal etmek zorunda kalan Volkan Konak ne diyeyim yazıklar olsun paylaşımında bulunmuştu. Sanatçı Onur Akın da tıpkı Volkan Konak gibi geçen sene Almanya'dan red alan isimler arasında yer alıyor. O da bu duruma sosyal medya hesabından tepki göstermişti. Ülkem adına utanç duyuyorum demişti. Keza aynı şekilde sanatçı Erkan orada yine Almanya vizesinden red alan isimler arasında yer alıyor. Bu durum tüm Avrupa ülkeleri için geçerli aslında ama Almanya bir tık daha fazla red veriyor. Türklerin red alması en büyük sebeplerinden biri ise başvuru yapılan ülkelerin temsilciliklerini açıkladıklarına göre Türkler çok fazla sayıda mültecilik başvurusu da bulunuyor Gittikleri ülkelerde iltica başvurusu da bulunuyor. Bu yüzden başvuruları genellikle red alıyor. En azından Avrupa'nın açıklaması bu yönde. Buna dayanak göstererek birçok kişiye red veriyorlar. Bu durum o kadar karışık bir hale almış vaziyette ki örneğin vize başvurusunda banka hesabınızda belli miktar para göstermeniz lazım. Bunu az gösterdiğinizde bu ülkede nasıl yaşayacaksın bu parayla kalacağın süre içinde denilerek red veriliyor. O hesapta fazla paranız olduğunda da bu sefer de inandırıcı değil denilerek red veriliyor. Yani tamamen aslında karma karışık bir süreçten bahsediyoruz. Tüm bunlara baktığımızda durum maalesef çok üzücü. Bu şekilde insanlar bir ülkeyi gezmeye gitmek istediğinde de sıkıntı yaşıyor. Sanatçılar konser vermek istediğinde de problem yaşıyor. Durum bir aylık karışık ve yakın zamanda da çözüleceğe benzemiyor. Peki sizler Almanya vizesine başvurularınızda ne gibi sıkıntılar yaşadınız?